İyi akşamlar. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Egemenliğin millete ait olduğunun bir kez daha ifade edilen önemli bayramlarımızdan biri. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve dolayısıyla halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasının ilk günü olduğu için ulusal egemenlik açısından da önemli bir anlam taşır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Milli Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramı ile birleştirilen Hakimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. Çocuk Bayramı, savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Atatürk'ün, "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözüyle adeta özdeşleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda ülke genelinde ve yurt dışı temsilciliklerde coşkuyla kutlandı. Bizler de egemenliğin millete ait olduğu vurgulandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Evet, herkese bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'nden. Tabii ki biliyorsunuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Egemenliğin 104 yıl önce ilan edildiği gün. Çok önemli bir günü kutluyoruz ve tabii bütün Türkiye'de bütün koltuklar çocuklara devredildi. Ve bugün Büşra sağ olsun Ana Haber Bülteni'nin girişini yaptı bizlerle birlikte. Çok da keyifli oldu. Çok da başarılıydı hakikaten. Büşra ile sohbet ediyoruz. Diyorum ki güzel de bir ses tonu var. İnşallah ileride çok çok güzel yerlerde göreceğiz Büşra'yı. Evet Büşra. Hangi okuldayız? Çatalçeşme İlkokulu'ndayım. Çatalçeşme İlkokulu'ndasın. Kaçıncı sınıf öğrencisisin? Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Dördüncü sınıf öğrencisi Büşra. Biraz istersen var mı bir mesajın bizim çocuklara, akranlarına söyleyebileceğim bir mesajım varsa oradan başlayayım. Benim gibi bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evet, kutlu olsun diyelim. Şimdi istersen Çatalçeşme'den bahsedelim. 2 yıllık bir okul ama çok uğraşlar veriyorlar değil mi orada? Evet. Neler var bir anlat bakalım, neler yapıyorsunuz, etkinlikler neler, nelerle uğraşıyorsunuz orada, hani eğitim çok önemli, eğitimi nasıl ve eğitimi nasıldan ötesi bir de nasıl etkinlikler mevcut orada? Okulumuz çok mu çok güzel? Gerçekten okulumuz çok güzel. Bizleri her yönüyle bilgilendirip başarımız için gayreti gösteren, sevgisini her zaman hissettiğimiz ve bizleri çocuklarından ayırmayan çok anlayışlı Funda Erkan öğretmenimiz var. Aa maşallah, buradan selamlar. Evet. Bunların yanında okulumuz tam bir yaşam alanı. Bunun olması her şeyden daha önemli. Hı. Her sabah arkadaşlarımızla hep beraber selamlaşıp okula giriyoruz. Çok güzel. Bu selamlaşma nasıl oluyor? Böyle çok şey mi, sıcak bir ortam ister istemez sağlıyor evet, değil mi? Evet. Bütün herkese okulda mesela. Bütün okuldaki arkadaşlarla. Evet. Müthiş bir şey. Çok güzel. Ayrım yok. Değil mi? Evet. Çok güzel. Başka? Var mı aklında bir şeyler? Var tabii ki de. Söyle bakalım. Tören alanında okul müdürümüz ve öğretmenlerimizden çok bizler konuşuyoruz. Her sabah derse başlamadan 5-10 dakika spor yapıyoruz. Özellikle çarşamba günleri tüm okul okula spor kıyafetleriyle gelip okul bahçesinde yarım saat spor yapıyoruz. Harika. Haftanın 1-2 günü isteyenler okula yöresel kıyafetleriyle geliyorlar. Haftanın belirli bir günü kantinimizde Elazığ yöresine ait yemekler çıkıyor. Aa bak bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir ayrıntı daha doğrusu. Evet. Haftanın bir günü mü yapılıyor bu? Yani belirli günleri. Belirli günlerinde evet. Yapılıyor ama çok özel bir şey bu. Evet. İnsanlar orada bak çocuklar daha çocuk yaşta yöresel yemeklerin de tadını ve lezzetini alıp unutmuyorlar. Müthiş bir şey. Tebrik ediyoruz müdür beyi.
Güzel bir düşünce, evet. Devam edelim. Okulumuz her yönüyle tertemiz. Okulda bulunan herkes buna çok dikkat ediyor. Ve mıntıka temizliği mi yapıyorsunuz? Evet. Mesela? Hadi. Tüm öğrenciler. Tüm öğrenciler değil. Mesela bir hafta bir sınıf, bir kısım, bir kısım. Kısım. Evet. Çok güzel, evet. Hatta bizler bir iki haftada bir öğretmenlerimizle okul çevresinde, mahalle içinde temizlik çalışması yapıyoruz. Mahalle içine dahi taşıyor. Evet, çevremizi de temiz tutmaya çok çalışıyoruz. Çok güzel, çok başarılı buldum. Bravo. Başka neler yapıyorsunuz? Okul müdürümüz, idarecilerimiz her gün bir iki veli ziyareti yaparak ailelerimizi onur ediyorlar. Ev ziyaretleri mi yapıyorlar? Evet, velilerimizi ziyaret ediyorlar. Burada veli çağrılıyor ama veli çağrılması haricinde bir de ev ziyaretleri. Evet. Müthiş bir şey, bu da çok güzel bir durummuş. Orijinal bir şey yani, hakikaten tebrik ediyorum. Evet, başka? Tabii bu işlerin başında çok sevdiğimiz okul müdürümüz Hüseyin Avni Akman var. Abi, Hüseyin Bey farklı bir insan, bizim de çok kıymetli bir dostumuz, bir abimiz. Tebrik ediyoruz. Okul müdürümüz tam bir baba edasıyla bizlere yaklaşıyor. Tatlı, sert, babacan biri. Onun okuldaki varlığı biz çocuklara güven hissi veriyor. Harika. Okul müdürümüz her zaman aramızda. Haftada, ayda bir iki kez okul sınıflarımıza gelip bizlere bazen ders anlatıyor. İl valimizin, il müdürümüzün ve öğretmenimizin de bu konularda çok hassas olduğunu bizlere sürekli söylüyor. Harika. Başka neler var peki? Hatta geçenlerde il müdürümüz Mehmet Yiğit'i ziyaret ederek okulumuzdaki projeleri hakkında bilgilendirme yaptık. Kimler yaptı bunu? Sen mi yaptın yine? Belirli öğrenciler. Benim de içinde olduğum belirli öğrenciler. Bir grup. Var. Harika. Evet. Çok güzel. Nasıl, takdir aldın mı peki? Çok güzel şeyler var. Buradaki evet. Projeler güzel. Yaptığınız çalışmalar zaten hakikaten çok güzel ama Büşra. Çok beğendim evet. Ben ondan. Sosyalleşmeyi arttırıyor. Evet. Özgüveni biraz daha yükseltiyor. Çevreye duyarlılığı arttırıyor. Müthiş. Harika. Sıla-i Rahim diyoruz biz ona, ev ziyaretlerine. Sıla-i Rahim'i unutturmuyor müdür bey. O da çok önemli evet. Bir şey. Yani ev ziyaretleri yapmak, işte ziyaret edin, aksatmayın diye. Müthiş bir şey bu. Harikulade. Müdürümüz bu konular üzerinde çok duruyor. Çok güzel. Başka? İl müdürümüz de çok tatlı, çok sohbet anlayışlı biriydi. Bizi çok sıcak karşıladı. İnşallah il müdürümüzü de ziyaret ederek bu projelerimizi tüm ilimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bana size, tabii sizlere de bana bu fırsatı verdiğiniz için okul adına tekraren teşekkür ediyorum. Sen bizim çok güzel bir kızımızsın. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılı olmanı istiyoruz inşallah. Daha güzel yerlerde sizleri görelim. İnşallah. Çünkü bundan sonraki artık nesil sizle beraber ilerleyecek. Evet. Ve bu da çok güzel bir anı olacak, biliyor musun Büşra? Evet. Şöyle söyleyeyim, bu programın kaydı muhtemelen belki 10 sene sonra, belki 15 sene sonra hala senin elinde bulunacak. Çok iyi yerlerde olacaksın belki ama bunu izleyeceksin her zaman. Bak diyeceksin, 23 Nisan'da ekrandaydım, haber sundum, sohbet ettim diyeceksin. Hadi bakalım. Çok memnun olduk. Ben de. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve tabii burada ekran başında bizleri izleyenler de herkes kendine bir pay almıştır diye düşünüyorum. Çok güzel işler yapılıyor Çatalçeşme Okulu'nda ve kıymetli müdürümüz Hüseyin Bey de çok başarılı işlere imza atıyor. Çocukların eğitimi işte sadece ders bilgisiyle olmadığını, çevresel eğitimin, ziyaretlerin, okul içerisinde etkileşimin, sabah erken selamlaşmaların, bunlar müthiş şeyler. Tabii bu ister istemez derste de başarıyı birlikte getiriyor diye düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne devam edelim. Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sabahın erken saatlerinde başladı. Etkinlik öncesi Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elazığ'da coşkuyla kutlandı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıldönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kurum müdürleri, eğitim camiasında görevli idareciler ve öğrenciler katıldı.
Tören çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göklere çekildi. Daha sonra Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programı yapıldı. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toroman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Baro Başkanı Avukat Melih Efe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, çocuklar ve aileleri katıldı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüyle 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Milli şuurun tarihin yazdığı en anlamlı gündür 23 Nisan," dedi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını ve bu vesileyle dünyada ilk ve tek olarak çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Türk milletinin tarihinde çok önemli olaylar ve dönüm noktaları vardır. Bunlardan birisi de 23 Nisan 1920 tarihidir. Bu tarihte bin yıldır hüküm sürdüğümüz Anadolu coğrafyasında millet iradesinin tecelli etmesiyle yakın gelecekte kurulacak milli, çağdaş, demokratik, egemen son Türk devletinin cumhuriyetin temelleri atılmıştır. Meclisin açıldığı tarihte bile yurdun belli bir bölümü işgal halindeyken yine kendi sinesine sarılarak yüksek vatanseverlik şuuruyla milli egemenlik anlayışına geçişin, kendi özüne dönerek oluşturulan milli şuurun tarih yazdığı en anlamlı gündür 23 Nisan. Konuşmaların ardından minikler sahneye çıkarak oyun havaları oynadılar. Miniklerin Türk bayraklı harita koreografisi ayakta alkışlandı. Öğrencilerin birbirinden güzel hazırladığı yöresel oyunlar salondan büyük alkış topladı.
Yöresel oyunların ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Nisan programı ödül töreniyle son buldu. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il yöneticileri koltuklarını çocuklara devrederek icraatleri dinledi. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Elazığ'da ilk protokolünün koltuklarını çocuklar aldı. Elazığ Valiliği koltuğuna Mezre Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisi Enser Doruk Tanış oturdu. Öncelikle tüm Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu koltukta oturmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Çünkü ben bu koltukta sadece Ensar Doruk Tanış olarak değil, aynı zamanda tüm Elazığ çocuklarını temsilen oturuyorum. Tüm arkadaşlarım adına bana bu makamı temsil etme şansını sunan makamın gerçek sahibi Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Makamı Vali Doçent Doktor Ömer Toraman'dan alan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tanış'ın ilk icraatı Harput'ta uzay gözlem evi kurmak ve deprem oldu. Harput'ta uzayı gözlemleyecek bir teleskobun bulunduğu uzay gözlem evini yaptırmak. Fethi Sekizşehir Hastanesi'nde kullanılan sismik izolatörleri örnek gösteren Tanış bunun tüm binalara uygulanabileceğini ifade etti. Bazı binalar aşırı derecede sağlam yapılmış ama bazı binalar da aşırı derecede kötü yapılmış. Mesela şöyle söyleyebilirim. Bizim şehir hastanemizin yapılma şeyindeki kullanılan sistem onun daha az hissetmesini sağlamış. Mesela Elazığ depremini 3.3 büyüklüğünde hissetmesini sağlamış. Sen de bunu diğer konuttan mı uyaracaksın? Evet. Her çocuğun çok kıymetli olduğunu dile getiren Doçent Doktor Vali Toraman ise biz onların geleceğe hazırlıklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi için gayret gösteriyoruz, dedi. Evet, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayram hem egemenliğin millete ait olduğunun kutlandığı bir gün, hem de devletimizin ve istikbalimizin çocuklara emanet edildiğini vurgulayan bir gün. Bizim için her çocuk ayrı ayrı çok değerli, çok kıymetli. Biz onların geleceğe hazırlıklı bir şekilde, donanımlı bir şekilde, çok yönlü olarak kendisini geliştirmiş bireyler olarak yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bugünkü bu sembolik devir teslim töreni de aslında bu konuda gelecekte geleceği olan bakışımızın bir göstergesi. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizden de o derece emin olacağız. O yüzden çocuklarımızı önemsiyoruz. Devlet olarak, millet olarak onların iyi yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da koltuğunu Namık Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Minik Elçin Zeynep Tutar'a bıraktı. Gel bakalım. Evet, koltuğu sana devrediyoruz bugün. Elazığ Belediye Başkanısın, tamam mı? Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Makama oturan 4. sınıf öğrencisi Tutar, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgiler alarak hayata geçirilmesini istediği projelerle ilgili gerekli talimatları verdi, gerçekleştireceği projeleri tek tek anlattı.
Temizlik İşleri Müdürümüz burada mı? Burada mı? Burada mı? Temizlik İşleri Müdürümüz yanında. Park ve Bahçeler Müdürümüz burada mı? Buradayım Sayın Başkanım. Tamam. Öncelikle İklim Değişikliği Müdürümüze soralım. İklim değişikliği konusunda ne gibi çalışmalarımız var? Bunun için bize bir bilgilendirme yapar mısınız? Veren bir belediye olarak çalışıyoruz. Kaynağında ayı toplamaya yönelik kumbaralarımız, okullara yönelik bilgilendirme çalışmalarımız, yarışmalar, bilgisayar dükkanlarının toplanması, özellikle okullarda çocuklarımıza verdiğimiz eğitimler. Yine çöpleri toplayarak çöp depolama tesisimizde onun enerjiye dönüşmesi, iklim değişikliğine, sera gazının önlenmesi konusunda en büyük çalışma faaliyetlerimiz arasındadır. Bir de park var mı? Parksız mahallemiz kaldı mı? Doğrudur Sayın Başkanım. Hemen hemen her mahallemizde parkımız mevcut bulunmakta. İlimiz genelde toplam 217 adet parkımız mevcut. Parkı olmayan hiçbir mahallemiz yok Sayın Başkanım. Birim müdürleri ve personeli çalışmalarında başarılar dileyen minik başkan tutar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na çocuklar için hayata geçirdikleri yatırımlar adına teşekkür etti. Yani Türk çocukları ile ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimlerini daha güzel, daha sağlıklı alabilmeleri adına bizler Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortak çalışmalar düzenliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın oyun alanlarını, parklarını, yeşil alanlarını arttırabilmek için kurumumuzda aktif çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin talimatı olursa bundan sonraki süreçte de yapabileceğimiz çalışmaları en hızlı bir şekilde yapmak için çalışmalarımızı başlarız. Bize talimatlarımız ise işlerini hız kazandırarak güzel bir şekilde yapmaları ve bunları güzel bir şekilde yapacaklarına inanıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Şahin Şerifoğlu, çocuklara iyi bir gelecek sunmanın sorumluluğu içinde olduklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in koltuğuna ise Şehit Canbert Tatar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zümra İdikut oturdu. Hoş bulduk müdürüm. Merhaba. Nasılsınız? Şöyle oturalım Zümra İdikut. Gel sen otur artık bugün. Bugün seni Milli Eğitim Müdürü yapalım. Ondan sonra artık nasıl istiyorsan. Evet Zümra'cığım. Şimdi artık sen müdürsün. Tamam. Evet, bütün okullarda, Elazığ'daki bütün okullardan sorumlu Milli Eğitim Müdürüz. İl Milli Eğitim Müdürü olan Küçük Zümra, hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı. Ne yapmak istersin? Ben okullarda, bölgemizde kışlar sert geçtiği için tüm okullarda kapalı spor salonları olmasını isterdim. Çünkü kışın soğukta spor derslerini ve beden eğitimi derslerini çocuklar yapamıyor. Eğer kapalı spor salonları olursa beden eğitimi, spor derslerini yapabilirler. Bir de mesela okullarda böyle özel öğretmenler halk oyunlarını öğretebilecek, özel öğretmenler halk oyunları takımı olabilir okullarda. Öyle eğitim görebilir öğrenciler. Başka bir de normalde bazı şeylerde oluyor ama bazılarında yok. Ezber olmadan böyle deneyimleyerek yaparak bir eğitimi hayata geçirmek isterdim. 23 Nisan tarihinin anlam ve önemine değinen Zümra İdikut, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andı. Bugün 104. yılımız sevinçle, coşkuyla bir o kadar da gururla idrak ettiğimiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, herkese iyiliklere, güzelliklere vesile olması adına bir kez daha kutlu olsun. Atatürk'ün armağanı, tarihimizde büyük yaralar açan Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, herkese bir sevinç haberi olarak müjdelendi. Büyük önderimiz, bu mutlu günü de yarının büyükleri olan çocuklara armağan etti. Bugünden itibaren her yıl 23 Nisan gününü, başta çocuklar olmak üzere coşkuyla kutluyoruz. Biz Atatürk'e layık olmalıyız. Büyük önderimiz Atatürk, bu en kutsal, en büyük günlerden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaşatmak görevini tüm Türk çocuklarına bıraktı. Bizler Türk çocukları olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, koltuğuna oturan Zümra'nın taleplerine dikkate alacaklarını belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Zümra'cığım tebrik ediyorum. Çok güzel dileklerin teşekkür var. Teşekkür ederim. İnşallah bunları hep birlikte hayata geçireceğiz. Özellikle söylemiş olduğun
tavsiyeleri veyahut da bugün için senin söylediklerinin hepsi de talimat şeklinde. Hepsine de dikkat edeceğiz. İnşallah biz de ne yapabilirsek daha güzel, sizlerin eğitim için daha güzele ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama bir sonraki nesilde artık sizler yapacaksınız bunu. Tabii 23 Nisan'ı biliyorsun, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve halen de tek bayram. Evet. Evet, bu da çok kıymetli. Biz de seninle birlikte bugün başta şehrimizde olmak üzere bütün Türkiye'de, sonra bütün dünyadaki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tekrar alalım. Sevgili seyirciler, Ağın ilçesinde yaşanan martı ölümlerine balık ölümleri de eklendi. Ayrıca Çemişgezek ilçesi kıyısında da martı ölümlerinin yaşandığı öğrenildi. Bölgede vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dün yaşanan Ağın ilçesindeki martı ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Ağın ilçesinin Keban Baraj Gölü kıyısındaki alanlarda onlarca martının öldüğünü gören vatandaşlar tedirgin olmuş ve durumu yetkililere bildirmişlerdi. Ağında yaşanan martı ölümlerinin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip gönderen müdürlük martı ölümlerini araştırmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki incelemelerinde martıların yanı sıra çok sayıda balığın da öldüğü ve ölen balıkların martılarla birlikte kıyıya vurduğu öğrenildi. Ayrıca suyun karşı tarafında yer alan Çemişgezek ilçesinde de martı ölümlerinin yaşandığı görüldü. Çemişgezek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de sahaya çok sayıda ekip gönderdi. Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ölen balık ve martılardan örnekler alındığı ve laboratuvar testleri yapıldığı öğrenilirken laboratuvar sonuçlarının ne yönde çıktığı merak konusu oldu. Ağında yaşayan vatandaşlar ilk kez böyle bir durumla karşılaşırken yaşanan balık ve martı ölümlerinden dolayı tedirgin olduklarını ifade ettiler. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve beraberindeki il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nda kalan öğrencileri ziyaret ederek çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yıldırım, sevgi evleri geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aile ortamı sağlayarak geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirilmesinde hizmet veren önemli bir kuruluş. Bu kurumlarda büyük bir özveriyle çalışan ve emek sarf eden bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum ifadelerini kullandı. Uzun yıllar Fırat Üniversitesi'nde görev yapan ve İletişim Fakültesi'nin kurucu ekibinde yer alan Profesör Doktor Mustafa Yağbasan, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Hemşehrimiz Profesör Doktor Mustafa Yağbasan, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne dekan olarak atandı. 1962 yılında Elazığ'da doğan hemşehrimiz Yağbasan, lise eğitiminden sonra Almanya'ya yerleşti. 1986 yılında yurda dönerek Atatürk Üniversitesi'nde lisans, Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yardımcı doçent doktor olarak atandı ve uzun yıllar bu bölümün başkanlığını yürüttü. Üniversitedeki çalışma hayatı boyunca dekan, dekan yardımcılığı, yönetim kurulu ve senato üyelikleriyle pek çok komisyonlarda ve projelerde yürütücülük görevlerini üstlendi. Almanya, Macaristan, Romanya, Rusya, İspanya, Yunanistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Singapur gibi pek çok ülkede bildiriler sundu ve davetli konuşmacı olarak yer aldı. 2009 yılında doçent ve 2014 yılında profesörlük ünvanlarını alan Yağbasan, Fırat Üniversitesi'nin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de görev yaptı. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Almanya Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği görevine atandı. Uzun yıllar Fırat Üniversitesi'nde de görev yapan ve İletişim Fakültesi'nin kurucu ekibinde yer alan Profesör Doktor Mustafa Yağbasan 4 yıl önce Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne geçiş yapmıştı.
Saygın bilimsel dergilerde yüze aşkın makalesi ve kitapları yayınlanan Yağbasan ileri düzeyde Almanca bilmekte. Hemşehrimiz Profesör Doktor Mustafa Yağbasan'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bu yıl 46. kez kapılarını açan Yapı Fuarı Türkiye Build İstanbul Fuarı'na Elazığlı firmada yer aldı. Firma yönetim kurulu üyesi Asilhan Arslan, TÜYAP 2024 Türk yapı sektörü için verimli bir fuar oldu dedi. Bu yıl 46. kez kapılarını açan Yapı Fuarı Türkiye Build İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Fuara Elazığ'dan da Arslanlı Alçı şirketi de katıldı. Dünyanın en büyük yapı fuarlarından biri olan TÜYAP Yapı Fuarı'nı değerlendiren Arslanlı Alçı ve Ham Maddeleri Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Asilhan Arslan, fuarın gerek Elazığ'dan katılan firmalar ve gerekse Türk yapı sektörü adına çok verimli geçtiğini söyledi. Arslan, üretimle başlayacakları Arslanlı Ar Plaka Alçı Plaka ürününün tanıtımı anlamında da önemsedikleri fuarın amacına ulaştığını belirterek, dünyadaki 5 büyük yapı fuarından biri olan ve yeni işbirliklerinin kurulmasında büyük role sahip yapı fuarı boyunca bizleri yalnız bırakmayan yurt içi ve yurt dışı bayilerimize, standımıza ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elazığ Bilim Merkezi'nde de coşkuyla kutlandı. Elazığ İl Özel İdaresi Bilim Merkezi'nde 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesinde Sanayi Anaokulu ve Yazıkonak Anaokulu öğrencileri İl Özel İdaresi Bilim Merkezi'nin Bilim Müzesi, Gezegen Evi ve Dinozor Alanı'nı gezerek sorumlulardan bilgi aldılar. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elazığ İl Özel İdaresi Bilim Merkezi'nde coşkuyla kutlandı. Atam doğma bahçede gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış. Doktor doktor kalksana, lambaları yaksana. Atam evden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar bekliyor yapraklar. Ben atama doymadım, olsun kara topraklar. Ne kâb cennet olsun atam. Elazığ Bilim Merkezi sorumlusu Leyla Gülan, günün anlam ve önemine değinerek miniklerin bayramını kutladı. Bugün 101. yılını sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla idrak ettiğimiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere, güzelliklere vesile olması adına bir kez daha kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi ile beraber egemenliğin millete verildiği mutlu bir an olan bugüne gelinen süreçte milletimizin ne gibi badireler atlattığını, ne gibi yıkılışların ve tarih sahnesinden silinmenin eşiğinden döndüğünü bugün hepimiz bilmekteyiz. Minikler 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü okudukları şiirlerle andılar. Mustafa Kemal Atatürk armağan etti çocuklara değil mi? Evet. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben Atatürk'e buradan oradan selam veriyorum.
Ondan sonra ben Atatürk'ü çok seviyorum. Çocuk bayramı kutlu olsun. Atatürk de bize çocuk bayramı hediye etti. Çocuk bayramı kutlu olsun. Coşkun'un düğmesin bayramımız inmesin. Şehitler. Şehitte incinmesin demişsin sen dedi. Türkiye'yi çok seviyorum. Ama burası da dinozorları gördüm. Çok güzeldi. Burası her şeyi bayramımızı kutlasın. Atatürk bize 23 Nisan'da hediye etmişti. Herkes Atatürk'ü seviyordu. Çocuk bayramı kutlu olsun. Etkinlik son olarak deney gösterileriyle son buldu. Fırat Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fırat Anaokulu'nda da coşkuyla kutlandı. Düzenlenen bayram etkinliğine eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Onur Demir, günün anlam ve önemine değinerek miniklerin bayramını kutlayıp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle andı. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, Türk ulusu kendi özgür kaderi. Bu meclisle birlikte yazmıştır. Kanlarıyla, canlarıyla bedel ödemiş, Türkiye Cumhuriyeti de bize hediye etmiş. Biz şimdi bunun farkında olan nesiller olarak kendilerine rahmet, minnet, şükranlarını sunuyoruz. 23 Nisan demek, Atatürk'ün Türk çocuklarına güveni demek, sevgisi demek, inancı demek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile açılmış olan özgürlük kapısının devamı demek. Biz biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimiz. Bugün de çocuklarımız milli ve manevi değerleri yaparak, yaşayarak 23 Nisan bayramının coşkusuyla size etkinlik sunacaklar. Bu anıları zihinlerinde yer edecek. Elbette ki ülkemizin gerçek sahipleri şu anda çocuklarımız. Onlar cumhuriyet, bayrak, demokrasi bilinciyle, bilimin ışığında yetişen geleceğimiz. Günler öncesinden hazırlıklarına başlayan minikler, müzikler eşliğinde birer birer sahneye çıkarak gösterilerini yaptılar. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ile Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar'ın annesi Zekiye Tabar vefat etti. Merhuma yakınılan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ile Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar'ın annesi Zekiye Tabar vefat etti. Haklarınızı ona helal ediyorsunuz. Allah Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. 87 yaşında hayatını kaybeden merhume Tabar için öğlen namazına müteakip Ataşehir Mahallesi Hacı Fethi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Merhume kılınan cenaze namazının ardından Maden ilçesi Kaşlıca köyü mezarlığına defnedildi. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aile tazileri İmam-ı Azam Cami tazi evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ve kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Haberleri izlediniz, az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Paris Olimpiyatlarına katılacak olan Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Avrupa Boks Federasyonu Elit Kadınlar Şampiyonası'nda İtalyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da gerçekleşen Elit Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na antrenörü Cemil Döndü ile beraber katılan Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem Özer, şampiyonanın ilk maçında İtalyan rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2024 Paris Olimpiyatları öncesi son Avrupa Şampiyonası'na katılan ve ilk karşılaşmasını kazanan milli boksörümüz Gizem Özer, çeyrek final karşılaşmasını olimpiyat şampiyonu İrlandalı Kelly Anne Harrington'la oynayacak. Pazar günü sezonun son hafta maçında Elazığ Spor'u konuk edecek olan Eynesil Belediyespor'un küme düşmesi nedeniyle maça çıkmayacağı iddia ediliyor. TFF 3. Lig 3. grupta ligin son haftasında Elazığ Spor'u konuk edecek olan Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor bu maç öncesinde küme düşerek profesyonel lige veda etmişti. Ligin son haftasında temsilcimiz Elazığ Spor'u konuk edecek olan Eynesil Belediyespor küme düşmesinin vermiş olduğu üzüntüyle ve takımın dağılmasıyla Elazığ Spor müsabakasına çıkmama kararı aldı. Bu durumu Bordo Beyazlı kulübümüz Elazığ Spor'a da ileten Eynesil Belediyespor yönetiminin bu kararına rağmen temsilcimiz Elazığ Spor müsabaka yönetmeliği gereği Giresun'a giderek müsabakaya çıkacak. Pazar günü saat 15'te Eynesil İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakaya Eynesil Belediyespor'un çıkmaması halinde bu maç hakem, temsilci ve gözlemci kararlarıyla rapor edilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek ve Bordo Beyaz'la takımımız karşılaşmadan 3-0 hükmen galip ayrılmış sayılacak. Elazığ Spor Kulübü playoff 3. tur rövanş müsabakasının akşam oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Elazığ Spor Kulübü 2023-2024 sezonunun son karşılaşması olan TFF 3. Lig playoff 3. tur rövanş karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın 8 Nisan'da katıldığı maraton programında playofflara kalındığı takdirde akşam maçı oynanması için başvuru yapacağını belirtmesiyle bugün bu talep gerçekleşti. Belki yani bilmiyorum ama direkt çıkamasak, ikinci çıkarsak belki o final maçımız hani bir burada olacak. Ya biz şimdi sırtımızda Allah'a yaslanmışız. Bir gece maçı oynarız. Bordo Beyazlı Kulüp playoff müsabakalarının 3. tur rövanş karşılaşmasının Elazığ Atatürk Stadyumu'nda akşam oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bir gece maçı oynatırız inşallah. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul etmesi halinde günü daha sonra açıklanacak ve gruptan finale çıkacak takımı belirleyecek TFF 3. Lig 2. grup 3. tur rövanş müsabakası akşam oynanacak.
Elazığ Spor, pazar günü deplasmanda oynayacağı normal sezonun son hafta müsabakası olan Ey Nesil Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta kendi sahibi seyircisi önünde Sapanca Gençlik Spor'la karşılaşan ve 2-1'lik galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan daha ekleten Bordo Beyazlı ekibimizde bir günlük izin sona erdi. Pazartesi gününü izinli geçiren Bordo Beyazlı ekibimiz, pazar günü deplasmanda sezonun son hafta maçı olan Ey Nesil Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı. Saat 11.30'da Kaptan Ömer Tokgöz Elazığ Spor Tesisleri antrenman sahasında yapılan çalışmada ekibimiz yenilenme antrenmanı yaptı. Teknik sorumlu Bülent Yenihayat ve yardımcıları eşliğinde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Temsilcimiz çarşamba günü yapacağı kondisyon ağırlıklı antrenmanla Ey Nesil Belediye Spor maçı hazırlıklarına devam edecek. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Mustafa Demir, Elazığ Spor için Bordo Beyaz adlı marş ve klip hazırladı. Elazığ Spor'da sezonun son haftasına girilirken şampiyonluk türküleri söylenmeye başlanmasıyla birlikte Bordo Beyazlı takımımıza katkı anlamındaki destekler de başladı. Bordo Beyazlı kulübümüze bu katkılardan biri de Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden geldi. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Görevlilerinden Mustafa Demir, Elazığ Spor için Bordo Beyaz adlı marş hazırlayarak bunu klip halinde yayınladı. Bordo Beyazlı adlı marşın sözlerini Doktor Öğretim Görevlisi Mustafa Demir ile Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Fatih Aydın yazarken, kurgusunu da Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Mahmut Kaplan yaptı. Marşın ve klibin düzenlenmesini de yine Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Mustafa Demir yaptı. Elazığ Spor için hazırlanan Bordo Beyaz klip sosyal medya ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı. Bordo Beyaz şampiyonuz bu yaz, şampiyonuz bu yaz, şampiyonuz bu yaz, şampiyonuz. Bağlanmışız bir kere, bağlanmışız bir kere. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.